Namusumu katma için içine. Ben yalan söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Müge Hanım biz orada 4 kişiydik. Ben Karakozan'a yalan demiyorum. Dünya tersine mi dönüyor arkadaşlar? Eskiden kadınlar böyle... Şimdi erkekler kendini savunuyor. Allah Allah. Bir şeyler olmadı mı? Evet. Sanki bir rüyadayız da uyanacağız diye ümit ediyorum. Yani gerçek mi bunlar diye kendi kendimize sorgular hale yani geldik. Yani şimdi artık adamlar hayır ben seninle beraber olmadım diyor. Tam eskiden kadınlar böyle kendilerini anlatmaya çalışırlardı. Şimdi adamlar anlatıyorlar. Eskiden kadınlar çocuğunun başına dön, açtayız açıktayız derdi. Şimdi adamlar, kadınlar çocuklarını bırakıp kaçıyorlar. Gel çocuklarının başına dön, çocuklarına bak diyorlar. Şimdi bak bir tane daha seyircimiz gelmiş. Hadi diğerine dediniz yani yaşı başı bilmem nesi. Bak bu da mesela genç kadın. O da evini kaptırmış sevgilisine. Ondan sonra bir kadıncağız onun için ağlıyor. Çoluğuyla çocuğuyla ortada kalmış. Bir tane yine bir adam var gencecik 2 yıllık evli. Ya o da çok enteresan biliyor musunuz? Şimdi askerdeyken hani telefon alıyorsun ya. Yani askere gidene telefon veriyorsun. Şimdi bu gelen arkadaşın da askere giderken telefonu yokmuş. Bir asker, orada askerlik yapan asker arkadaşının telefonundan karısını arıyormuş. Sonra o asker arkadaşının askerliği erken bitmiş. O çıkmış, terhis olmuş. Bu askerde kalmış. O sırada o asker arkadaşı telefon karısının telefon numarası onda var diye şimdi karısıyla kaçmış. Aman Allah'ım ya. Sonra Ceyar'ı konuşuyoruz. Yok çok masum kaldılar onlar vallahi. Allah Allah. Şimdi önce bir Mustafa Sağar'a gelelim. Dün biliyorsunuz yayınımıza bağlanmıştı. Ben 2 dakika Adem, şu olayı bir anlatsam lütfen Müge Hanım. Kur'an el basma olayını mı? İçim hiç rahat kısa değil. Kısa anlat ama yani daha merdivenden inmesinden başlıyorsunuz. Sıkılıyorum ben. He. Tamam. Biz orada 4 kişiydik. Ben bunlara gittim. Bunun kime abisi gittim? De geldi. Ayşegil'e gittim. Biz orada 4 kişiydik. Ben dedim ki senin amcanın oğlu beni dolandırdı dedim. 80-90 milyarım yok dedim. O da bana dedi ki 80-90 milyarım yok dedi. 20-30 olsaydı verip seni eve gönderirdim. Bilmiyorum. Ama bu para bizden çıkmaz dedi. Kim dedi bunu? Mehmet dedi. Bunun kocası. Tamam. Ha, yemin billah ederim. Eve git dedi. Koltuğun üzerine otur dedi. Ha kocan ararsa, ha kocan eve gelirse dedi. Tek diyeceğin şey eve hırsız girdi çıktı. Ben size söylüyorum entrika. Evet. Heh. Öyle söyleyince de bu para bizden çıkmaz. Niye? Adem'in dedi bir sürü borcu var dedi. Bu ailesi dedi bunun borcunu ödeyerekten dedi dımdızlak bıraktı. Dedi mi demedi ailesi mi? Evet kirli. Hayır. Oldu mu böyle bir şey? Neyi? Doğru söyle. Yani konuşmayı mı? Ha. Ha? Evet oldu. Oldu. Evet. Ama şöyle hırsız kısmında şöyle diyor eşim bakın onu söyleyeyim. Bu kadın diyor ki bu borcu siz üstleneceksiniz diyor eşime. Eşim de diyor ki Emine diyor 1 değil 2 değil 3 değil 4 değil ben neyini üstleneceğim diyor. Ben bir şeyini üstlenemem diyor. Kocana da hırsız girdi dedi. Hayır ha. Müge Hanım. Tamam, kendi söylüyor. Kendi bunu. Diye. Zaten Osman'a kaç tane yalan söylemiş. Hatta ben bile evine hırsızlığa girmişim. Ben evinde hırsızlık yapmışım. Yapmadım altınları öyle çalmışım. Müge öyle Hanım. Çalmışım. Ondan sonra... Eşim önce öyle söylüyor. Sonra altınlar annemde diyor. Sonra kuyumcuda diyor. Sonra Ayşe çaldı diyor. Sonra sen motorla kaza yaptığında evin kapılarını hepsini açık bırakmıştık. Biz ambulansa gittik ya eve hırsız girdi diyor. Sen Osman'a gelene ya. Kadar 6-7 tane hırsızlık ya. Olayından bahsediyor. Yedin ya zıkımlandın kocasına ya. Kocasına söyledin böyle böyle. Evet ya kocasına bunu yani. Söyledi. Kocası bana bu kelimeleri ondan söyledi. Sonra sana gelene kadar diyor 5 kat geçti diyor. Mikrofonunu kapatmıyor. Sana gelene kadar 5 kat geçti geldim, diyor. Dur bir dakika bekle. 5 kat geçti diyor. 5'ten sonra dedi ki ne Ayşe dedi altınları çalmış dedi. Sonra dedi ki ne Osman dedi sen kaza yapmıştın ya motorla dedi. O zaman biz kapıları hepsini açık bıraktık dedi. Senin kocan aklı verdi ya. Hep kapıların hepsini açık bıraktık dedi. Bakın ondan sonra onu söylüyor. Osman'ın o altınları söyleyene kadar 6-7 kat geçiyor. Beni katıyor, hırsızı katıyor, Osman'ın kaza tamam, yaptığını ama katıyor. Ama Ayşe işte bir şekilde kocasının biriktir diye verdiği altınları kaptırmış. Evet. Çare bulmaya çalışıyor. Tamam. Şimdi bak ben bunu doğru bulduğum için söylemiyorum. Biliyorsunuz ne hissettiğimi, ne düşündüğümü. Fakat olur mu? Olur işte bir şekilde evdeki şeyi kaptırdın. Kocana da bunu anlatamıyorsun ve onu kurtarmak için yalan üstüne yalan söylüyor. Yani bunu kocasına bu şekilde de anlatabilirdiniz diyorum sen tamam ve eşin. Müge Hanım. Yani bizim bu Adem belli durumu. Sizin de akrabanız. Senin karın da bu tuzağa düştü.
Biliyorsun durumunuzu. Senin paranı arttırmak istiyordu. Ben olsam öyle söylerdim. Sizin de geçiminizi arttırmak istiyordu. Adem de zaten dolandırıcı. Dün itiraf etti. Senin paranı da kaptırdı. Bir daha da geri veremedi. Osman, yani evet sana bu konuda yalan söyledi ama biz gözümüzle onun Adem'le arasında hiçbir şeyini görmedik. Adem'in zaten işi bu. Eşim bak böyle söyleseniz Osman'ın da içi bir rahat edecek. Osman'ın derdi para değil. Osman şöyle düşünüyor. Adem'in sevgilisiydi, sevgilisine benim kazandığım paraları yedirdi diye düşünüyor. Çünkü onu sevdi. Düşmanın olsa, düşmanın olsa insan doğru bildiğini bu şekilde anlatmaz mı Müge be kızım? Müge Hanım, Osman abi bağlansın. Hani ben demiş miyim dostu, ne sevgilisi? Sen ben bağlandığında ne söylediğini söyledi. Bana para verdi. Yo, olmuş da olabilir, olmamış da olabilir. Müge Hanım zaten... Görmedim ama ha? Bilmem ne. Müge Hanım zaten... Altın değil miydi? Altın olarak vermedin altın mi sana? Altın olarak vermedin. Altın bozuk oraya bırakmadım parayı. Dikki söylediğim gibi işte. Müge Hanım dün o kadar... Öyle mi dedi? Bak bak arkadaşlar bir yer hazırlamışlar. Çok konuştun. Neresi bilmiyorum. Benim istediğim yer mi ama bak ilk bağlantıda. Bu kadın kendi yaptı, kendi etti. Şu an bütün suçlamayı benim üzerime atıyor. Evinde bakın benim tuttun, eşim bana inanıyor, evinde. Güveniyor. Eşim benim yanımda. Benim eşim yanımda şu an. Hı. Eşim bana güveniyor. Eşimin amcasının oğlu burada, o konuşacak. Hı. O güveniyor. He. Benim şu an o kadın oraya çıkıp bunlar sevgili diyerek bir aile katliamı yaratmaya çalışıyor. Allah'a çok şükür ki benim eşim o kadını tanıdığı için hiçbir lafına itimat etmiyor. Ama gene onun etmiyor. Da evinde bir aile katliamı oldu. Ama gene etmiyor. Aile bu katliamı dediğin herkes değil. Deli değil yani gitsin de yanındakini öldürsün vursun yani. Yok, o insanı kendi psikolojisiyle alakalı. Bu onlar istedi ama. Bu öyle olmasını istedi. Benim ölmemi istedi. Benim ölmemi istedi. Ya şu Kur'an'a el basma meselesinden de gerçekten o kadar... İki dakika anlatayım, bir saniye, bir saniye. Çok rahatsızlık verici değil mi? Beni çok rahatsız ediyor ve Kur'an'a el basana da hiç inanmıyorum evet. Desem. Bir saniye beni anlatayım affedin, ki. Beni affedin, hiç inanmıyorum. Ya yani böyle bir şeyi çünkü nasıl kullanabilirsin? Çünkü ben basmam, niye basayım ki yani? Evet. Müge Hanım. Doğru söz geldim. Zaten böyle benim bir şey. Benim sözüme inanıyorsan inanıyorsun, inanmıyorsan inanmıyorsun. Eve geldim, kendisi beni aradı. Ben de dedim ki senin motor kaza yaptığın gün dedim galiba evden çalınmış. Çalınmış diyorum ama belki başka da bir yere koymuş olabilirim. Yani altınların paraların yerini tam kaybettirmiyorum. Belki bir yerden çıkar. Niye? Onlara mı bırakacağım? Asla bırakmayacağım. Peşini bırakmayacağım. Ben altınları onlardan çıkartacağım. Ben annemin, Osman'ın emeğini bunlardan çıkartacağım. Tamam. Yalan. Dur bir dakika. Geldi. Ona göre ne var? Osman var. Geldi ertesi günü. Geldi. Saat 1 civarıydı. Hocasını getirdi. Ama hocasından önce yengesi ve ablasının yanında beni dövdü. Ben hamileydim. Çok fena şekilde evdeki sehpalara kadar üzerime attı. Niye? Kafamdan geçti. Yine bu altın meselesi. Bu altın meselesi yüzünden. Olmadık kelimeler etti, etmedik, laf bırakmadı. Ben o korkuyla, o tedirginle Mustafa yok, Ceylan yok, karnım burnumda. Hatta çiçeğin sağ kulağım tarafında o bile darbe almış, şişkinlik var. Bebeğin sağ tarafında. Bakabilirsiniz. Ben dayak yedim o gün. Vallahi de billahi de dayak yedim. 4 tane sehpa tepemden geçti. Ben o korkuyla, o tedirginle ben elimi Kur'an'a bastım ve basarken de... Ne dedin elini Kur'an'a bastın? Yani ne için bastın Kur'an'ı? Kalben, Rabbim sana sığınıyorum dedim. Ben bu Kur'an'a el basıyorum, beni affet dedim. Kalben. Yuvalar dağılmasın diye. Çocuklar ortada sana, kalmasın sana diye. Sana ne diye Kur'an'a el bastırdı? Yani ne dedin bununla ilgili basarken? Nasıl? Yani altınların yerini biliyorsam Allah'ın naleti üzerime olsun. Karşıdaki hoca bunu söyledi. Ay 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 ay. Of. Benden size tavsiye, hiç boşuna bastırmayın. Gerçekten boşuna basıyorlar yani. Hani zaten senin bu Kur'an'a el bastırdığın kişiyle ilgili, bak bunu çok açık söyleyeyim. Sana bir şey söylüyor, sen ona inanmıyorsun. Fakat kalbin inanmak istiyor. Sen de diyorsun ki, yani ortak bir değerimiz var, dini bir değerimiz var. Bunun üzerine el basarsa ve bunun için yemin ederse ona inanmak istiyorsun. Aslında aklın inanmıyor da kalbin inanmak istediği için bunu yapıyorsun. Ama bak ne diyor? Basarken dedim ki Allah'ım beni affet, ben yalan söylüyorum dedim, bastım aynen, diyor. Aynen, yemin o yüzden, ederim. Yemin hiç ederim. Bu işlere bence kimse girişmesin. Tam tersini söyleyeyim. Ya bu duruma gelen, bu duruma getirdiğiniz birisi varsa zaten siz gene aklınızın sözünü dinleyin arkadaşlar.
Yani boşu boşuna kalbinizin sözünü dinlemeye çalışmayın böyle durumlarda. Yalan söylüyor işte. Kim zaten bak burada hep öyle olmuyor mu? Aynı konuda ikisi de Kur'an'a el basarım diyor. Aynı konu, o diyor ki kara, o diyor ki ak. İkisi de Kur'an'a el basarım diyor. Yazık yani, en azından Kur'an-ı Kerim'i bu tip yalanlara dolanlara insanların alet etmesine izin vermeyelim. Birini Kur'an'a el bastırmaya niyetleniyorsanız bilin ki aklınızdan geçen doğrudur. Kalbinizdekini boş verin. Vakit var mı? Ben Ayşe'nin annesini bir dinlemek, Emine'nin annesini. Var mı vaktimiz? Tamam. Milyoner olma hayaliyle hem yuvasından hem de altınlarından olan Emine Karayılan'ın annesiydi Ayşe Aslan. İddiaların odağındaki akrabaya karşı kızını çok uyarmış ancak lafını bir türlü dinletememişti anne. Bu kız buna konşu geldi. Dedi ana dedi, gözün aydınlık dedi. Sen birer haben bize konşu geldi. Dedi kudular çok kızım. Ayşe için değiller işte bilmiyorum dedi. Doğru dürüst deldi. Kızım dedim aman sana rica edeyim o kıza yakın olma. Sonra da gitti. Kıza yapıştı. Gidiş o gidiş. Annesinin sözünü dinlemeyen Emine Karayılan akrabasının başına açtığı işlerden de hiç bahsetmemişti Ayşe Aslan'a. Ayşe'nin kendisinden para istediğini hiç söyledi mi size? Yok. Ne diye anlattı size bu olayı? Hepsi Ayşe'ye vermiş, Ayşe de adama vermiş. Ne diye vermiş? Bilmiyorum, haberim yok diye define varmış. Emine sizden de altın almış değil mi? 14 tane. Cumhuriyet. Ne kadar süre ödemedi geri? İşte 4 sene oldu, 4 senedir. Emine Karayılan'ın altınlarıyla birlikte kendi birikimi de bir hayal uğruna hiç olmuştu. Bu yetmezmiş gibi bir de kızının yuvası darmadağın oldu. Kocası geldi, dedi kızın hırkız, dedi kızın benim param sana vermiş. Hala sakin ol, ben paramı görmedim, para bana vermedi. Sendeki altınlarım onun yanında. Dedim kızım ne altınları? Altınlar benim yanımda ne gezik? Eşin öyle mi demiş Emine? Ha, dedi işte ben korktum dedi. O bana öyle söyledi. Evi dağıtmış ya adam. Gelmiş kıza vurmuş, kırklı kırklı. Beşik'e meşik'e hepsi yere vurmuş. Aldım kızımı evime getirdim. Ben kurban olurum kızımın tırnağına. Kızının haline bir çözüm bulamayan gözyaşlı anne Müge Anlı'dan yardım istiyor. Kızım benim değil senindir. Kızıma dikkat et. Kızım bilmiyor, saftır. Gözü yaşlı ana burada. Bir şey bilmeyeyim, bir şey anlamayayım. Ne yapayım? Aşağı Allah'a havale edeyim. Ne yapayım? Ben gidip bir şey bilmiyorum. Sen kocana bir arada altınları anneme mi verdin dedim. Bir başlamış bir daha. Çorap söküyor gibi arkası gelmiş. Üzülmüyor musun? Üzülürüm efendim. Dün de bak dünkü yalanla çıktı. Anne. Her şeyin başlangıcı sensin. Annem. Dün de dedi ben değilim efendim. Annem. Annem bak kurban bana annesinden aldığını biliyorum. Verdim bak kendisine. Dün ne dedi? Benim olduğunu söylüyorum. Anne ben seni dinlemedim anne. Anne vallahi seni dinlemedim ben anne. Ya işte. Kurban olaydım ben sana anne. Es hayranat be. Ben aldıklarımı verdim. Fazlasıyla verdim. Annemi dinlemediğimde temsili ben. Öyle anne sözü dinleyeceksin işte. Gerçekten. O zaman içinde onlar söylediğinde, onlar söylediğinde onu işitmek çok hoş gelmiyor kulağımıza ama. Dinlemedim ben annem söyledi o her şeyi yapar dedi o her şeyi yapar dedi. Bit yeniği gibi ortadan çıkar sen mahvolursun dedi annem bunu söyledi bana annem bunu söyledi bana. Benim annem babam da bana bunu söylemişti. O kadından her şey bekledi. Annesinin bu 4. 5. evliliği bak annesinden ne ki kazanıyor. Sana ne onun annesinin evliliğinden? Emine. Evliliklerinden sana ne sorması? Yani zaten onun annesi söylemiş de benim de ailem bunu söyledi. O dedi anasını ey kızını ey onunla konuşma gitme gelme bunu hepsi bana söyledi. Bence de öyle. Annesi annem de söyledi babam da söyledi bacım gitmeseydin, da kardeşim. Almasaydın evine. İşte ben o kadar sana muhatap oldum. Annesinin evliliklerinden sana ne? Eşimin lafını dinlemedim. Annemin lafını dinlemedim. Kalktım böyle bir insanla konuştum tamam, ya. Tamam onun annesinin evliliğinden sana ne? Sen niye insanları hep böyle bel altı vurmaya çalışıyorsun? Bela değil Müge Hanım ne olduğunu söylüyorum. Hep bel altı kadın kalkmış ne orada. Olacak dört evliliği olursa? Dört kere evlenmek suç tamam mu? Tamam da Müge Hanım niye? Sebebi ne söylesin anlatsın.
E şimdi mesela koca seni bırakırsa 26 yaşındasın, bir daha evlenmeyecek misin? Yok, niye evleneyim ya? Evlenmeyeceksin. Yok, sen evlenmeyeceğim. Çocukları da kocana bırakın, evlenmeyeceksin. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah ömür verirse. Tamam, inşallah. Böyle yapmaya devam ederseniz siz de dörder beşer tane bulursunuz. Çünkü vallahi adamlar ben, bir çeker, iki çeker. Bir inanır, iki inanır, üçüncü de... ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.